Asit size paylaşmıştım Discord üzerinden linkini. Kullanacağımız dataset KDD Cup 99 dataseti. Bu dataset içerisinde siber atakları ve normal bağlantıları olan yani farklı farklı label'lar ve bu label'lar bu bir atak mı değil mi? Eğer atak ise hangi tip atak olduğunu içeren bir veri seti. Anomali tespiti ile ilgili bir akademik paper görürseniz eğer içerisinde bu dataseti %99 görürsünüz diye düşünüyorum ben. Çok yaygın, hala kullanılan. Bu gerçekten 1999 yılında KDD Knowledge Discovery in Databases diye bir konferans var. Bu çok hani, yüksek seviye bir konferans. Ve küçük bazı yarışmalar da düzenliyorlar. Dataset'i yayınlayıp insanlardan bununla ilgili çalışma yapmalarını da bekliyorlar. 1999 yılında üretilen bir dataset'i bu aslında. Fakat günümüzde hala çok yüksek miktarda kullanılıyor. Biz bugün bu dataset içerisinden probing atakları normallerden ayrıştırmaya çalışacağız. Bu aslında probing atağı şu. Karşıdaki atak yaptığım bir sistemden, bir network'ten bilgi toplamaya çalışıyorum ben probing atağı yaparken. Yani amacım karşı taraftan bilgi toplamak. Karşı tarafın kullandığı teknolojiler, hardware'ler neler? Sistemin içine girip bunları öğrenmek, öğrenmeye denilen atak tipine deniyor probing atak. Yani probing atak varsa eğer sonrasında daha zarar vermeye yönelik bir atak bekleyebilirsin. Yani birisi bizde bir şekilde bilgi, istihbarat toplamaya çalışıyor. Sonrasında muhtemel gelecek bir atak için. Şimdi ilk kullanacağımız yöntem Isolation Forest algoritması. Algoritmanın mantığı bazı noktalar izole etmek için daha uygundur diyoruz ve bir nokta eğer diğer noktalardan izole edilmesi daha kolay ise bu bir anomali midir? Anomali olma ihtimali daha yüksektir. Bu şekilde bir yaklaşımı olan bir algoritma. Şimdi az önceki probleme geri dönelim. Burada biraz tartışalım istiyorum. Diyelim ki işte bir finans şirketindeyiz. Yeni kuruldu. İşte 2-3 yıllık bir şirket. Yeni yeni data driven bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve elimizde bir problem var. Fraud oluyor. Bir şekilde insanlar örneğin kendi bilgilerini yanlış gösterip ya da farklı transaction'lara girip bazı anormal davranışlar var içeride. İnsanların birbirleriyle olan para transferleri olsun veya işte 3.000 liralık kredi ödeyebilirim gibi gösterip ama aslında farklı yanlış bilgilendirmiş olsun. Yani elimizde veri yok. Yani label yok. Pardon. Ama biz bir model kurmaya çalışıyoruz. İşte bu tarz durumlarda müşterilerin hareketlerini daha iyi tanımak için de aynı zamanda yani bir explanatory data analizi adımı için de Isolation Forest gibi label gerektirmeden çalışan algoritmalar iyi çalışabiliyor. Şimdi siz baktığınızda şimdi şuradan da bahsedeyim. Bazı noktaları izole etmek daha kolaydır ve onlar anomalidir yaklaşımıyla çalıştığını söylemiştik. Şimdi buraya baktığımızda şu noktaya bunu ayrıştırmak için 8 adet doğru çizmemiz yeterli. Fakat buradaki daha yoğun noktada bulunan bir yeri ayrıştırmak için zannediyorum 15 tane falan çiziyordu. Bakalım birazcık bekleyelim. 15 tane çiziyor. Aynen. Yani Isolation Forest aslında şu şekilde çalışıyor. Bu kaç tane bu şekilde doğru çizmesi gerekiyorsa bunu da işlemler içerisine alıyor. Aynı zamanda verinin bütün hepsini diyelim ki 100 bin satırlık bir verimiz bulunuyor. Her aşamada her bu ağaçları çizerken bütün veri setini kullanmıyor. Her seferinde veriden bazı sample'lar alıyor ve o sample'lar içerisinde verinin farklı dimensionlarını kullanıyor ve her kurduğu bu modelleri en sonunda ensemble ediyor ve en sonunda ulaştığı bir anomali skoru oluyor. Ve bu anomali skoru kullanarak bir anomali tahmini yapmış oluyor. Şimdi bu algoritma sizde net oturdu mu şu anda? Nasıl Şey çalıştı? söyleyebilir miyim? Tabii ki Nasıl Emre. çalıştığıyla alakalı. Burada mesela dedik ki işte çizilmesi gereken doğru sayıları 8 ve 15. Burada doğruları neye göre çiziyoruz şu anda? Hani ayırt etmek için. Random. Random doğrular çiziliyor. Varsayım şu. Ben random doğrular çizerim. Bu Öklit uzayında random doğrular çizerim. Tamam. Random doğrular en sonunda zaten bazı noktaları izole edecektir.
Hangi mi? Random derken, pardon böldüm. Random derken bunların distribution'undan gelecek şekilde random değil mi? Yani Tabii sonuçta uzay içerisinde bu noktaların bulunduğu interval içerisinde random Tamam. Teşekkürler. doğruluğa çiziyoruz. Ben bir şey sorayım. Bunun outlier olduğunu daha önceden bilmiyoruz ama. Yani bir Tabii supervised tabii. bir metot değil. Değil. Aha. Neden oraya outlier olarak algıladığını, yani kümeliyor mu? Veya bir uzaklık algoritması mı kullanıyor? De orasını outlier olarak görüyor. Şu şekilde aslında varsayımı. Dense nokta aslında density base'e de biraz benziyor. Dense noktaları içerisindeyse bir nokta, dense bir bölgedeyse onu tamamen hani özgür bir kutu içerisinde almam daha uzun sürer. Ama biraz daha uzaktaysa onu özgür kendisi kutu bir ayrıştırmam daha kısa sürer. Daha kısa sürenlerin anomali skoru daha fazla oluyor. Bunun bize verdiği şey bir anomali skoru. Sonrasında bir threshold, yine kendi otomatik belirlediği bir threshold ile, onu da hiperparametresinden bahsedeceğim. Bir threshold kullanarak belli bir skorun üzerindekileri anormali diyor veya uzun diyoruz. Anladım. Ben sağa dikkat etmiştim. Soldaki çok bariz belli de. Sağdakini mesela çok verilerin ortasında ya. Dense olarak yoğun değil tek başına. Herhalde orada bir yoğunluk farkından dolayı veya uzaklık algoritmasına göre. Ve daha uzun sürüyor 15 adımda tabii. Yani iki noktanın yoğunluğunu karşılaştırdığımızda bu çok daha yoğun bir nokta içerisinde bulunduğundan Evet. dolayı onu ayrıştırması daha uzun sürüyor. Evet, aynen. Bunu daha yüksek bir anomali skorla karşılaştırıyor. Şimdi burada modele verdiğimiz bilgi bizim hani veriyle ilgili düşündüğümüz contamination diye bir hiperparametre var. Contamination şu, biz verinin yüzde kaçının anomali olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir hiperparametre veriyoruz modele. O da bunu kullanıyor. Anomali skorlarını en son tespit edip threshold koymayı belirlerken. Bu contamination Bu parametresinin aracılığıyla bize otomatik bir threshold belirleme mekanizması kuruyor ve en sonunda anomali skoru belli bir şeyin üzerindekileri anomali diyor. yeni eğitim eski eğitim notunda yok herhalde bu slide değil mi? Evet, Contamination. ben bunu yeni ekledim. Benimki ama O zaman sahadan bir bilgi almak gerekiyor. Hani sen dedin ya ilk defa bu işle uğraşıyoruz diye. Yani saha bilgisi var ama hani geçmiş istatistiği biliyoruz. Yüzde kaçı anomali olabilir sektörle ilgili. Tabii yani burada sektör bilgisi çok kritik. Her modelde olduğu gibi aslında. Bu biraz da aynı zamanda şey için de kullanılabilir. Eksploratörü bir veri analizi için de kullanılabilecek bir yöntem. Birazdan bir örnek vereceğim ama birisi daha bir şey. Samet sen mi bir şey söylüyordun? Evet, burada gördüğüm kadarıyla değişkenler nümerik. Bunlar kategorik olduğu zaman ve bir ordinal olarak bir sırası olmadığı zaman bununla nasıl başa çıkacağız diye soracaktım ama ileride gelecekse spoiler Yani şu yemeyeyim. şekilde yok gelmeyecek o taraf. Yani orada encoding yöntemleri var. Ama encoding yöntemleri tabii ki hani bir şekilde bozuyor. Yani çalışıyor, yine çalışıyor ama hani örneğin kategori sayısı çok büyüdükçe bu algoritmanın uzayını da yükselteceği için bir şekilde bozuyor bu yöntemi. CatBus tarafında biraz bahsedeceğiz farklı encoding yöntemlerinden. Aslında onları birleştirdiğimizde encoding'i ne kadar efficient yaparsak bu algoritma da o kadar düzgün çalışacak. Aslında o şekilde burayı sonlandırabiliriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesela ben çalıştığım bir şirket vardı Scoutium diye. Orada futbolcuların verileri vardı elimizde. Türkiye'de işte Türkiye'den farklı noktalardan video çeken uzmanlarımız vardı. Onlar işte videoları çekiyorlardı, sisteme yüklüyorlardı. Sonrasında futboldan anlayan kişiler bu futbolcuların verilerini analiz ediyordu. Ve ben orada data ekibindeydim. Amacımız iyi futbolcuları tespit edebilmekti. Yani bazı problemler vardı. Örneğin şimdi bu kişilerin kendi objektif olmayan subjektif verileri aslında. Hani bir işte bu kişi şu kadar para harcadı gibi bir veri değil. O nedenle verinin standartize edilmesi gibi bir problem vardı. Fakat yine de kendi içerisinde bir kişinin yaptığı analizlere bakıp eğer bu uzay büyüdükçe aslında kontrol edilmesi biraz zor bir uzaya doğru gidiyordu. Isolation Forest'ı orada futbolcuların ne kadar diğerlerinden farklılaştığı konusunda bir feature olarak kullanıyorduk. Yani bu yöntem bizim için bir feature'dı orada. Bir feature engineering yöntemi olarak kullanıyorduk. Eğer Isolation Forest algoritması bu futbolcuyu anomali olarak tespit ettiyse o futbolcu için bizim yeni bir feature'ımız oluyordu ve aslında daha detaylı bakmak için bu futbolcuya bizim için bir
sebep oluyordu ve bizi yönlendiriyordu. Biz kendi işimizi, Azure Inforce'u bu şekilde kullanıyorduk. Hani siz ilk etapta baktığınızda şu anda ben bunu şu problem için kullanabilirim dediğiniz bir örnek varsa onu da duymayı çok isterim. Yoksa bunu uygulayacağız şimdi. Tamamdır. Başka hangi parametreleri alıyor dışarıdan? Bunları alıyor. Şeyine bakabiliriz. Dokümantına ben hepsini koymadım. O yüzden bir tane contamination vardı ama slide'da birkaç tane yazıyordu orada da. Diğerlerini de eklemek gerekiyor muydu? Yanlış mı gördüm? Bahsederiz şimdi onlardan da. Tamam. Şu anda Inziva Week 2 ADRS gözüküyor mu? Boş bir... Gözüküyor. Tamamdır. Şimdi Colab üzerinden çalışacağız. Dataset'i Drive'da. O yüzden Drive'a bir bağlanacağım ilk önce. Bu süreci daha iyi yapabilirler belki ama neyse. Bunu yaptıktan sonra artık hani Google Drive normal bir dizinimiz haline geliyor. Oradaki bütün dosyalara ulaşabiliyoruz. Ben KDD verisine bu şekilde ulaşıyorum. Şimdi bu veri, buradaki size paylaştığım veri önceden işlenmiş bir veri. Ve İçerisindeki verilerin dağılımı, işte atak ve atak olmayanların dağılımları biraz bazı noktalarda çok fazla imbalans olduğu için train test set ayrılmasını ve hani, feature'ların seçimini biraz hani derste işimizin daha kolay olabileceği şekilde ayarladık. Yani burada kullanacağımız feature'ları önceden seçtik ve kategorik değişkenleri şimdilik dışarıda bırakıyoruz. Bunu ödev tarafında tekrar konuşacağız. Yani protocol type, service flag, yani hangi protokolden olduğu, flag değişkeni, yani bir kategorik değişken, tam olarak ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Yani kategorikleri bir kenarda bırakacağız feature'lara bakarken. Kategorik olmayanlarla çalışacağız bugünkü örneklerde. Şimdi KDD verisi şu anda 39 feature olan ve 183.000 satır olan bir veri. KDD.head diyelim. Burada bir network işleminde, bir işte gönderilen bir istekte, bir iletişimde bu iletişimin bıraktığı bazı bilgiler var. Onun boyutu, belirli protokollerden gelen verileri, kaç adet, bir işlemin kaç adet yapıldığı o sırada veya bazı rate'ler. Bu biraz daha hani siber güvenlik tarafı veya network tarafına giren veriler. Fakat biz burada yapacağımız işlem en sonunda bulunan bu type groups'un normal mi yoksa probing mi olduğunu kavramak olacak. Şimdi ilk önce bir train test ayrımına yapacağız. Burada random olarak yapmıyoruz çünkü probing atak sayısı çok az olduğu için bazı random işlemlerde çok istemediğimiz bir oran çıkıyor ortaya. Bugün burada önceden çalışılmış bir şekilde bu verilerin ayrışmasını bu şekilde manuel olarak yapacağız o nedenle. Train ve test setlerini oluştururken ve sonrasında bunun içerisinde sadece probing atak yok. Farklı atak tipleri de var. Probingleri ve normalleri ayrıştıracağız. Bu şekilde KDD Train Probe ve KDD Test Probe olarak bunun içerisinden normal ve probe olanları filtreleyeceğiz. Şimdi
Isolation Forest'ı uygulamadan önce bazı importlar yapmamız gerekiyor. Ben bunları direkt buraya kopyalıyorum. Şimdi sizlerle paylaşacağım notebook bu olmayacak en sonunda bittiğinde. Daha detaylı böyle açıklamaların bulunduğu, az önce Erhan'ın da söylediği gibi bu işte parametrelerin açıklamalarının da bulunduğu bir notebook var. Şu an yanımda o açık, ben oradan bakıyorum. Orada örneğin Isolation Forest için bulunan hiperparametrelerin ne olduğu yazılıyor. Ben şimdi burayı onu da kopyalayayım ve tekrar üzerine konuşalım. Şimdi hiperparametreler şunlardı. Bir şeyden bahsetmiştik ya, farklı her bir adım için, her bir adımda veri setinden bir sample alınıyor ve feature'lardan da sample alınıyor. Ve bu sample alınmış veri üzerine seçilmiş feature'lar kullanılarak bir model oluşturuluyor. Ve bu n estimators kadar yapılıyor ve en sonunda bunlar ensemble ediliyor. Şimdi baktığımızda diğer hiperparametre max samples kaç adet sample x'i kaç adet sample ayırayım. Max features da bir sample içerisinde en fazla kaç adet feature'ım olabilir. Bizim burada bugün kuracağımız modelde kullanacağımız hiperparametreler bunlar olacak. Sunumda contamination'ı konuşmuştuk. Sonra buraya geçmiştik. Diğerleri de bu isolation forest algoritmasının çalışması için vermemiz gereken diğer hiperparametreler. Şimdi isolation forest şu şekilde çalışıyor. Normalde 1-0 geleneksel olarak işte 1-0 olarak label'larız. Fakat bu 1 ve -1 olarak label'lanmasını istiyor model eğitilmeden önce. Biz normalleri 1, anormalleri -1 diyoruz şu anda. Bunlar içerisinde NumPy ver kullanarak normal olanlara 1 dedik, olmayanlara -1 dedik. Sonrasında train ve test setleri oluşturacağız. Train ve test setler içerisinde bu train içerisinden type groups'u, yani normal mi yoksa probe mu olduğunu çıkartıp while train'e de sadece type groups'u koyacağız. Aynısını test set içinde yapalım. Şimdi bir soru var galiba Emre. Çok ufak iki şey soracaktım. Birincisi, bu test data ile train data'yı neredeyse birebir dağıttın. Böyle onun özel bir sebebi var mı? Şu özel sebebi şu. Elimizdeki verinin dağılımını, hani autoencoder tarafına da geçeceğiz. Aynı veriyi orada tekrar işte orada validation'ı da ayıracağız. Biraz daha küçülteceğiz o test tarafını. Hem böyle normal ve anormal olanların dağılımını belirli bir yerde korumak için, hem de ileriki adımda test ve validation olarak ayıracağımız için aslında bu şekilde kaptık. Ama kendiniz bu veriyle çalışırken tabii ki özgürsünüz, istediğiniz gibi bakın. Ben hani o tarafları, veri proses kısmını bugün çok fazla üzerine durmak istemediğim için bu şekilde o tarafları biraz hazır bir kalıp şekilde koymayı tercih ettim. Öyle söyleyeyim. Bir de çok hızlı şey, bu 1-1 muhabbeti bir convention mı, bir faydası var mı bize? Yani 1 ve -1 şeklinde label dedik ya, hani 1 ve 0 yerine. Bir ya avantajı var mı? 1-0 çalışmıyor Emre. Yani bu şekilde yapmışlar. Bir hani 0 olarak label'ladığın zaman tanımıyor buradaki library bunu. Ama library ile alakalı. Okay. Library ile alakalı. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Yok ise... 1-1 arasında bir değer almayacak değil mi? Bunlar kategorik yani. Evet kategorik. Bu taraf şey, direkt normale 1 dedik şu anda. Probing'e -1 dedik. Ya 0 diye bir yer yok yani hiç. Evet ha, 0 yok. Tamam. Contamination'dan bahsetmiştik. 0.15 n estimators işte 100 tamamdır. Şimdi bunu fit edelim. Bir 10 saniye falan sürüyor sanırım bunun eğitilmesi. Ya bugünkü yöntemler uygulaması çok hızlı. Autoencoder dışında.
Ama hani biraz da hani teorisini güzel oturtalım ve faydasını görelim, görmemizi istediğim yöntemler. Şimdi X-ray'ini kullanıyoruz, pedikt alıyoruz ve confusion matrisi kuracağız ve bakacağız. Bir yandan kopyalıyorum. Baktığımızda şimdi 3996 adet olan atak olarak işaretleyebilmişiz. Fakat 111 tanesini kaçırmışız. Baktığımızda da 86.066 adet normal olanı doğru şekilde işaretlerken bu sefer 11.212 tanesini kaçırmışız. Ama burada herhangi bir hiperparametre optimizasyonu yapmadık. Hiperparametre optimizasyonunu boosting algoritmaları için kullanacağız. Burada baktığımızda elimizde herhangi bir label olmadan isolation forest'ı kullanarak sadece bu anormalleri verinin sadece kendi Öklid uzayında nerelerde durduklarına bakarak işaretleyebilmiş olduk aslında. Isolation Forest bize elimizde herhangi bir label olmadan güçlü bir şekilde analizlerimizi yapmamıza ve anomali tespiti için elimize yeni bir feature olmasına olanak sağlayan bir yöntem aslında. Şimdi test tarafına bakalım. Test setini veriyoruz. Şimdi direkt classification report diye bir fonksiyon var. Bunu daha önce kullandınız mı bilmiyorum. Bu bize F1 score, recall, precision bunları otomatik olarak veriyor. Baktığımızda 187'lik bir accuracy'miz var. Ve recall ve F1 skorumuz burada gördüğümüz gibi. Şimdi isolation forest'ın ilgili bir hani kafanızda oluşan bir şema, kendi çalışmalarınızda olan bir kesişim. Mesela Samet sen bir yerde kullanabilirim diye bahsetmiştim. Şu anda düşündüğün şeyle uyum sağlayan bir yöntem olarak görüyor musun? Veya oturdu mu bu yöntemin ne yaptığı, ne yapmaya çalıştığı? Ya tabii ki çok daha fazla oturdu benim kendim. Sadece Medium okuyarak yaptığım şeylerle şu an gördüğüm arasında bayağı fark var. Ama %87 yeterli olur mu bilmiyorum. Tabii senin de dediğin gibi biraz daha hyperparameter optimization'a geçince herhalde accuracy de yükselecek veya diğer metotlarla bilmiyorum. Tabii ki yani bunu hani şu şekilde hani ben bu tarz yöntemleri şu şekilde düşünmeyi seviyorum. Bunlar aslında son elde etme amacımız değil. Bunlar aslında en son amaca giden birer feature olarak da düşünebiliriz. Hani elimizde bir araç, bir verinin dağılımını daha iyi tanımak için olan bir araç. Örneğin bu %87 içerisinde bir küme seçip bunlar neden acaba ayrışıyor? Hangi noktalarda ayrışıyor? Bunların biraz daha dağılımlarına bakıp hani Isolation Forest'ı veri hakkında bize bilgi veren bir araç olarak kullanmak belki de daha iyi bir yöntem olabilir. Bunu tek başına ben anomaly detection için Isolation Forest kullanırım demek yerine bu şekilde bir kullanım yaratmak belki de amaçlarımıza daha iyi hizmet edebilir. Yani bunu unsupervised olarak çalışabilen ve veri hakkında bize bilgi veren ve bu bilgileri de büyük bir oranda hani güvenebileceğimiz yani kendi rüştünü ispat etmiş bir model olarak düşünebiliriz. Isolation Forest daha çok doğrusal bir şekilde mi ayrıştırıyor? Yani çizilen genelde doğruydu. Evet, Yani evet. eğrisel bir model vermiyor, değil mi? Sınıflandırma Evet, için. eğrisel model vermiyor. Aynen öyle. Eğrisel bir versiyonu var mıdır? Onu bilmiyorum ama güzel bir soru. Bakabiliriz. Onu, ben not alayım onu. Tamam. Şu an sunum geldi mi tekrar? Evet.